Merhaba arkadaşlar ve bugün akıllı silahların açıklamasını yapıyorum. Öncelikle akıllı silah ne olduğunu bir hatırlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir domuz, birkaç tane domuz koyayım etrafa. Ve yaptığımız şey buradan bu silahı açmak ve bu silah en yakındaki domuzu vuruyor. Bu arada yeni bir mikrofon kullanıyorum şu an. İyi olup olmadığını yorumlara yazın çünkü önemli. Ve aynı zamanda hataları var birkaç tane. Geleceğim. Gördüğünüz gibi ıskalayabilme özelliği var. Güzel bir şekilde özelliklerini azıcık geçtik. Aslında ıskalayamamayı yapabilir, yapabilirim. Hatta yapmam daha basit olurdu. Öyle diyeyim. Aa, evet bu şekilde çalışıyor. Ve sistem, bu sistem nasıl yapıldığını şimdi anlatacağım. Pek çoğunuzun bazı iddiaları oldu. Evet kesinlikle Visual kullanmak zorundayım. Çünkü gösterdim zaten komutu o videoda. Ama hayır. O entity'ye doğru bir direction olan entity, ah direction olan bir entity kullanmıyorum. Şimdi nasıl yapıldığına Gelelim. Asıl soru arkadaşlar bu nasıl yaptım değil, bunu nasıl yaptım olmalı. Buraya bir squid koyuyorum adı hedef ve villager koyuyorum. Bu aleti açtığım zaman villager squid'e doğru yürüyor. Durduralım. Bu villager'lar her yerde olabilir. Şu şey kapam ölmeden squid. Gördüğünüz gibi her yerdekiler o yöne doğru gidiyor. Onları öldürelim kolayca. Ee, tekrar kapatalım. Aslında açık kalsın. Şöyle. Koyuyoruz arkadaşlar ve koyduğumuz her yönden ona doğru ilerliyor. Asıl soru bunu nasıl yaptım? Şimdi bunu nasıl yaptığıma gelelim. Bunları da öldürelim tekrar. Bunu yapmak için 4 komut bloğu kullandım. Her yön için 2 tane gerekiyor. Yani x ve z'yi de yap pardon y eksenini de yapsaydım burada y eksenini yapmadım. 2 komut bloğu daha kullanmam gerekirdi. Nasıl çalıştığına şimdi bakalım. Öncelikle şunları alalım. Eğer arkadaşlar bu bizim hedefimiz olsun ve bu da gitmek ona gitmesi gereken şey olsun. Bunu ona götürmenin yolu şu. Bunu ona ışınlamak kısacası. Ama bunu ona ışınlarsak aradaki yolu gitmemiş olur. Biz onun aradaki yolu gitmesini istiyoruz. O zaman önce bu yolu gitmeli sonra da bu yolu gitmeli. bu, bu ikisini aynı anda yapabilir ama bunu yapması lazım. Yani hem bu yolu gitmesi lazım hem de bu yolu gitmesi lazım. Aynı anda yaparsa da böyle gidiyormuş gibi gözüküyor. Peki şunu düşünelim. Bunun böyle gitmesini nasıl sağlarız? Bununla aynı eksene gelene kadar, şu aynı çizgiye gelene kadar. Çok kolay arkadaşlar. Bunun, yani bu hedefin şu yönünde olan, tabi bu kutu daha büyük olabilir, kutunun daha büyük olduğunu hayal edin. Hatta daha büyük olduğunu göstermek için uzatayım şöyle. Aynen. Bunun, aynen. Bunun bu yönünde olan bütün her şeyi buraya doğru ışınlamak. Ta ki bu mavi kutudan çıkana kadar yani buraya gelene kadar. Bunu yapabilirsek onu bu yönde hareket ettirmiş oluyoruz. Aynı şekilde şunu yapabilirsek bu değişin yeşil olmasında farklı bir renk varmış. Şu yeşil olabilir. Wool. Okay. Ve bu bir tane de böyle kutumuz olduğunu hayal edelim. Aynı şekilde bu kutunun bu tarafında olan Herkes de buraya doğru ışınlanırsa bu yöne gitmiş olur. Ta ki bu çizgiye gelene kadar. Eğer ikisi de aynı anda bu ikisinin kesişimindeyse yani şurada bu yöne doğru gider. Ta ki bunu, bu bloğa gelene kadar. Ve bunu diğer yönleri de yaptım düşünün. Yani şuraya ve şuraya da. O zaman biz ister istemez bunu buna izlettirmiş oluruz. Tabi bunu yukarı ve aşağı da yapabilirim. O da zor değil. Ve bunu istediğimiz yöne yaptırmış oluyoruz. Şimdi bunu e, bantını anladık ama önemli olan bunu kompliyonla nasıl yapacağımız tabii ki. Kompliyonla yapmak çok kolay. Şu aletten bir tane daha yapalım hemen. E, öncelikle bir fill clock hazırlıyoruz. Bu arada arkadaşlar artık fill clock'larda tahta kullanıyorum. Çünkü Tahtayı yazması en basit en basit olan şey log, air gibi kısa. Ama niye air kullanmıyorum da blok kullanıyorum? Çünkü e, bloklar arkadaşlar e, hesaplama yaptırmıyor. Yani orada havaya dönüştüğü zaman gölge hesaplamasını yaptırmıyor. O kadar basit. Nedeni bu. On yani, kısacası lagdan kurtarıyor. Şimdi bir fill clock hazırlayalım. Fill. Üstteki blok. 4 blok kenara. Uh, log. Sonra buna geçelim. Fill. Ops. 4. Redstone blok ve gördüğünüz gibi buraya redstone blok koyduğumuz zaman böyle bir clock oluşacak. Ondan sonra arkadaşlar bu clock'un kapanıp açılabilir olmasını istiyoruz. Bunu yaptığımızda kapanıyor clock ama bunu yaptığımızda açılmıyor tabii ki. Şimdi bunu düzeltelim. Torç'u az önce attım. Komple ona ihtiyacım olacak peki. Hmm. Bir dakika kapatayım. Hı. Garip böyleyken niye gidiyor? Ee, arkadaşlar bir sorunu var bu şeyin. Neyse buraya koyabiliyorum. Buraya koyamıyorum. Heh, oldu. Hı. Bir gariplik. Neyse. Devam edelim Herhalde bu buna güç veriyor bu sonra bunu kapatıyor neyse Set block Redstone alt block yani buraya redstone block koymaya ayarladık torchla verdiğimiz şey. kısacası böyle yaptığımızda Şimdi başlıyor böyle yaptığımızda açılıyor Böyle yaptığımızda kapanıyor hale geldi Ondan sonra asıl sistem 4 command block kullanıyor Yani bu dördün Şimdi bu dediğim şeyi command block dilinde yazalım Öncelikle bunun bu tarafında olan bir entity nasıl? Yani kutunun bu tarafında olan bir entity... Oh, oh, no. Bu lag yaratıyor evet. Kutunun bu tarafında olan bir entity nasıl tanımlarız? Öncelikle ona gelelim. Kutunun bu tarafında olan bir entity'yi şöyle tanımlayacağız. Execute. Öncelikle bu hedefte oynatacağız. At e. Name eşittir hedef. Yani bu entity üzerinde oynatılacak komut bu tarafında. Bu tarafındaki bir entity'yi tanımlamamız lazım. At e. Bunları birazdan, pardon, bunları birazdan geleceğim. TP eti. Şimdi, bu eti ne olacak? Öncelikle range'imizi belirlememiz lazım. Yani bu, bu şey arkadaşlar bir kutu içindeki her şey içinde çalışıyor. Az önce gösterdiğim diyor. Bu kutunun boyutlarını belirlememiz lazım. Bu kutunun e, 61, e 61 olmasını istiyorsanız, yani dev bir şey, yani 30 her tarafa doğru 30 şeklinde çıkacak bir şekilde ayarlamak istiyorsanız, 30 kullanacağım ben burada. Dx, e, pardon. Type eşittir, villager diyelim ilk villagerlarda çalışacağını göstermek için. istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Eğer villager koymasaydık her şeyde çalışırdı. Dx eşittir, 30. 30 büyük bir range. Ben şey, alette D15 kullandım. 30. Hepsine 30 koyacağız arkadaşlar. D, Z, 30. Ve bu hiç değişmeyecek. Bu bizim sabit terimimiz arkadaşlar. Güzel. Ondan sonra, onu biz ne dedik az önce? Biz bu kutunun içinde olan her şeyi test ediyoruz değil mi? Bu mavi kutu. Mavi kutunun içindeki şeyler bu yöne ışınlanmalı. Bu yön eksi x yönü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi facing de yazıyor. O zaman buraya gelip bize eksi x yönünde ışınlayacağını belirtelim. Eksi 0.2. 0.2 kullanıyorum çünkü yavaş yürüyormuş gibi gösteriyor insanlara. Ve yürüyormuş gibi göstermesi göstermesinin yanında bu clock çok hızlı çalıştığı için yürüyormuş gibi oluyor tam. 0.2 diye kısaltabiliriz. Ve burası tamam. Şimdi buraya geçiyoruz. Biz hala daha kutuyu tamamladık. Biz şu an e, ne yaptık bu, bu komutu yazarak? Şu an buradan 30'a 30 şeklinde dev bir kutu yarattık şu noktadan. Ki iyi değil. Öncelikle bizim istediğimiz şey şu çizgiyi almaması. Yani x yönünde bir blok ileriden başlatacağız. Bu kesin. Bu kadar yeter. Şu an ne yaptık arkadaşlar? Daha yetmez yani. Şu an ne yaptık? Buraya geldik ve buradan oy komutu. Bu tarafa bu tarafa ve bu tarafa 30 şeklinde. Ama ne oldu? Burayı kaçırdık. Biz şu an sadece bu yönü ifade ettik o zaman kutuyu ortalamak adına bu tarafa doğru 15 blok geriden başlatalım bence mantıklı Oops. Yani 15 blok geriden başlatacağım aynı mantığı y ekseni içinde kullanıyoruz 15 blok geriden başlıyoruz yani 30 bölü 2 Buraya range'iniz neyse onun bölü ikisini koy yani şurada dx'te kullanılan sayı neyse dx, dy, z kullanılan sayı aynı olmalı neyse burada da 15 oluyor evet bu bu kadar. İlk komut bu arkadaşlar. Şu an ne yapması lazım bu komutun? Şu an hedefin bu tarafında olan bütün villager'ların buraya doğru gitmesi lazım. Buradakilere bir şey olmaz. Ama burada olan bir villager buraya doğru gidiyor ve bu çizgide duruyor gördüğünüz gibi. Jiu 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 jiu. gibi böyle. Ve öldürelim. Güzel. Öldürdük. Peki şimdi bunu her yöne yapmamız lazım. Bir de bunun e, bu tarafında olan var. Ters tarafı, yansımış tarafı. Onu da hemen tanımlayalım. Şimdi aynı komuttan faydalanacağım. Bu sefer artı yönde ışınlanacak. Bunu zaten tanımdan biliyoruz. Yine kutuyu ortalamak adına bunlar eksi 15 ve eksi 15 kalacak doğal olarak. Ama fark şu arkadaşlar. Burada bir kullanmayacağız. Bu sefer ne yapmak istiyoruz? Bu sefer yapmak istediğim şey burada değil. Bu kutunun sınırlarının şurada olması. Sonu sınırlarının şurada olmasın. O zaman bunu ta 31 blok geride oynatmamız lazım. Çünkü biz buraya eksi sayı koyamayız arkadaşlar. Buraya eksi sayı girmiyor. Dx, dy ve dz sadece artı sayı kabul eder. O yüzden biz bu komutu ta eksi 31 blok geride kullanıyoruz. Yani eğer range'iniz neyse ona bir ekleyip eksi yapın. Bu kadar basit. Ondan sonra yapmanız gereken şey bu komutları kopyalamak. Ve bunların hepsini her eksene göre değiştirmek. Yani şu an z yapacağım mesela. x'ten siliyorum ve aynı şeyi z'ye yazıyorum. Ondan sonra burada da aynı şekilde buraya 1 yazıyorum, z'ye 1 yazıyorum ve burayı eksi 15 yapıyorum. Yani her eksen için aynı şeyi kullanacağız. Sonra bunu kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Ve buradan bunu kaldırıp buraya koyuyorum. Ondan sonra burada buna eksi 31 diyorum. Ondan sonra burada buna eksi 15 diyorum. Bu kadar. Hazır. Ve gördüğünüz gibi artık squidimiz buradaysa ona her yönden yaklaşıyoruz. bu kadar basitti arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonrası kolay zaten ama wow. Onları öldürelim en iyisi. bir görüntü değil. Peki. Bunu X, Z, Y yönüne de ayarlayabiliriz. Ben burada Y yönüne de ayarladım. Çünkü video skalar yer çekiminden etkilenmez. ona göre ayarlama yapalım hemen şurada hedef Şimdi bunu y'ye göre değiştirin. Buraya eksi 0.2 koyup bundan kaldırıyoruz. Yine aynı şeyi yapacağım arkadaşlar hızlıca. Buraya 1, buraya 15 tabi eksi. Tabi bu da aynı şekilde. Buraya um, buraya nokta 2, buraya bir şey yok. Buraya eksi 31 buraya eksi 15. Şimdi burada bir sorun var arkadaşlar Sorun şu Bu yukarı doğru ışınlama değil mi arkadaşlar ama 0.2 Zaten Minecraft'ın yer çekiminden daha güçsüz yani uçmaz Evet sorun buydu kısacası yani Teknik bir şey Ama onu göstereceğim size Wither da tabii ki bu olmuyor Wither Skull'lar yer çekimine etkilenmez burada olan bir şey Oraya doğru gidi, e, Range'den çıktı e, Tabii clock kapalı ...gördüğünüz gibi ona doğru yaklaşıyorlar. Aa, o da işe yaradı. Şimdi uçanı göstermek istiyorum size arkadaşlar. Onu göstermek için de yapmam gereken şey bunun gücünü biraz arttırmak. Nokta 2 yerine... Ops pardon. Nokta 2 yerine... Evet yapmışım zaten vay be. Hem eksi, hem space, hem de enter aynı anda bastım. Nokta 2 yerine sadece 2 yaptım. Yani 10 katına çıkarttım uçma gücümüzü. Kısacası hepsini öldürelim bir ilk. Buraya bir hedef koyalım. Ondan sonra... Yok burada bir şey. Aa, buraya koyduğumuz şey uçarak yukarı çıkma. Jiu. Şimdi burada bir titrem oluyor. Çünkü iki çok güçlü ve iki onu fazla uçuruyor. İster istemez. Aa, yani eğer virüs kal gibi bir şey kullanıyorsanız sorun oluşturmayacak. Peki. Bunu, yap oops, bunu yapmayı öğrendik ve artık tek yapmamız gereken şey bunu ayarlamak. Bu 6 komutluyor arkadaşlar hareket etmeye ayarlanmış. Şimdi yaptığı şey şu. En yakındaki entity'ye bir wither's call summon'lıyor ve adı hedef. Zaten ilk gösterdiğim komut bunu yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en yakındaki entity ama 5 blok uzakta olmasını seçtim en azından. Çünkü o zaman beni de hedefleyebilirdi ve beni hedeflememesi için yani bu kulu çeken kişiyi hedeflememesi için 5 blok uzakta olmasını yaptım en az. En yakındaki kişiye bir wither's call summon'lıyor ama o kişinin bir o entity'nin bir pig olması lazım. Şu an sadece pillerle çalışır hale getirdim ama tabii ki bu pilgisini her şeyde çalışır hale getirebilirsiniz. O videoda playerlar için de çalışır hale getirmiştim. Yani type silmiştim direkt her şeyde çalışıyordum. Ondan sonra arkadaşlar bu clock zaten burada bir clock var. Bu clock şu arayı doldurup duruyor dıl 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 diye. Ve bu altı komut samın summon yapıyor. Pardon summon yapmıyor özür diliyorum. Bu altı komut teleport olayını yapıyor. Kısacası burayı samınlayacağımız yeni... Vidrius Oraya samınladığımız eski adı hedef olan Vidrius samın ışınlıyor. ve onu samınlayan komplüyor burada. Gördüğünüz gibi. Samın Vidrius Adı da lazer. Şuradaki şey. Şuradaki yeni Vidrius adı da lazer. Ve bir ona şu alt komplüyor ile yavaş ışınlanıyor. Ona ışınlanırken bir particle oynatıyor. Adı large explode ve bu da o explosion efektini oluşturuyor gördüğünüz. Şimdi olay şu arkadaşlar. Oradaki entity'yi nasıl öldürüyor? Etrafında bir kill... Aa, bakayım bu mu? Evet. Etrafında bir kill komutu oynatıyor. Bunu daha, bunu daha iyi yapabilirdim arkadaşlar. Aslında şu an hatta update'leyebilirim bunu. Wither olmayan... Ah tabii update... Evet update'leyebilirim. Şimdi ne yapıyor? O yola giderken kill komutu oynatıyor. Yani eğer siz arasına atlarsanız sizi öldürüp geçer. Ben bunu sadece birbirlerine çarptıklarında öldürmeye de ayarlayabilirdim. Onun için execute için de execute kullanmam gerekirdi ki güzel bir şey aslında. Ee, ki yapabilirim ama yapmıyorum çünkü aradaki şeyleri öldürmesi daha iyi bu silah dizaynında ve biz aslında ee, bir League of Legends turret, i, turret i yaptık bu sistemi kullanarak. Tabii o şu an benle değil. Citrion'la birlikte yapmıştık onu ve güzel oldu. Sanırım ee, geliştireceğiz onu ya da içine birkaç şey daha ekleyeceğiz ve ona göre geri ayarlayacağız. Peki. Ee, güzel. Şimdi diyeceksiniz ki peki bu sistem nasıl bitiriyor işlemi? i̇şte bu kötü kısmı işim. Bunu birazdan düzelteceğim hatta sizin de gözünüz önünde. Nasıl bitiriyordu bugüne kadar? Bugüne kadar 50 saniye sonra entiteler birbirini öldürüyordu. 50 saniye değil be ne 50 saniyesi. 50 tik diyormuş. 50 tik sonra bunlar birbirinin bütün entitiler ölüyordu. Ama ben bu yöntemi sevmiyorum. Neden? Çünkü bu zaman üzerinde dayanıyor. Yani siz bunu çekip kapatırsanız 2 saniye içinde şey sorun çıkarır. Sistem sorun çıkarır. Çünkü a, siz bunu kapatıp açtığınız zaman a, şey oluyor. Siz bunu kapatıp açtığınız zaman ne oluyor? Siz bunu kapatıp açtığınız zaman entitiler havadaki yerlerinde kalıyor ve a, eğer sizinki hedef, sizin a, Wither's kolunuz Entity'yi vurmuş olsa bile ölmesi için belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Aslında vurur vurmaz ölmesi çok mantıklı olurdu değil mi? Ve şu an aslında bunu yapacağız. Vurur 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 vurmaz öldüreceğiz. Onun için de execute için de Execute'u kullanacağız şu ana kadar böyle öldürüyordu arkadaşlar. lazer tokenle. Lazer tokenlerden kurtul çok oldu. Oho. O eski komut. A, peki. Yani şu ana kadar lazer Time'la öldürüyordu entity'leri. Artık öyle bir şey yok. lazer time'ı kullanmayacağım. Lazer time, lazer time scoreboard'unu da yok edeyim. lazer time scoreboard'unu veren şey bu. Şimdi bunu, a, bunu yok edeyim mi? O komutun kopyalayayım normal olmaz belki bir hata yapıyorumdur yok edilme mesela. Şimdi çarpar çarpmaz öldürür yapacağız. Onu yapmak da çok kolay arkadaşlar. Çarptıklarını nasıl anlarız birbirine? Aynı blokta olurlar sanırız değil mi? O zaman bunu test edelim. Execute at e name equals target. Target oynatacağız bu komutu. Tam olarak target'ın bulunduğu noktada yeni bir execute komutu kullanıyoruz. Execute. Ve yine execute komut yine execute komutu da şu entity üzerine oynayacak. Name eşittir lazer. Lazer üzerine oynayacak. Ama tam aynı blokta olan lazer üzerinde oynayacak. Hem de en yakındaki lazer üzerinde oynayacak. Ve bir lazer üzerine. Bu en yakındaki demekte de oluyor aynı zamanda. Hem de en yakındaki lazer üzerine oynayacak. Yani kısacası eğer burada o varsa bunun onun üzerinde bir execute oynayacak. Ve bu execute komutu da yeni bir komut çalışacak. Yani kısacası eğer target'ın bulunduğu noktada bu entity varsa artık şunu yapabileceğiz. Kill at e um, kill at e. kill at e. name ya da type equals withers call ve r eşittir 1, pardon r eşittir 0. Yani o noktada bulunan bütün vitreous call'ları öldürecek kendisi ve target'ı da. Bu şekilde öldürdü. Ama şimdi ne oldu? Bu sistemi kapattığımda eğer havada durduysa entity'ler orada kaldı ki bu eski bir sorun zaten vardı. Bunu zaten yolda şu arkadaşlar, buraya bir komplo daha ekliyorum. Ya da buraya da ekleyebilirim sanırım. Buraya da ekleniyordu buraya ekleyeyim. Evet. Buraya da ekleyebilirim sanırım, bir bakayım power anladığım kadarıyla buna power verileceğine buna ver. Ama bu, tabi bu da buna veriyor. Bu olmaz. Burası olmaz. Burası olmak zorunda. Yani şurası da olur ama hangisi daha iyi? Burası daha iyi tabii ki. Ee, şimdi ne yapacağız? Bu alet kapandığı an o iki entity'yi öldürmesini istiyorum. O da çok kolay. Kill at e name eşittir lazer name eşittir lazer ya da hmm, onları scoreboard vererek çağırmamıştım. O zaman ne yapacağız? Hmm, evet, tek tek ikisinde kill yapacağız. Neymiş? Lazer type equals weather skull. Güzel. Yeah. Ee, bu onu öldürecek. Bir tane daha koymam lazım öldürmesi için. Onu da şuraya koyalım. <laughs> type eşittir target. Pardon neymiştir target. İkisini de öldürecek siz. Şimdi bir daha kullanalım. Yani kısaca sistemin şu an bozukluğunu düzelttim. Bugüne kadar var olan öncekinde de. Ve tekrar kullanımda. eğer havada kesersem bir daha kullandığımda baştan başlıyor her şey. Civ. Gördüğünüz gibi güzel ve tam vurduğu anda ölüyor fark ettiğiniz gibi. Bu da çok yeni ve güzel bir özellik. Aa. Hı. Evet onu öldürdüm. Ona niye ulaşamadı? Hı. Havada durdu. Açma Oldu. Ama buradaki şeyi vuramadı. Hı. Demek ki ara sıra ıskalamasında farklı bir yolu var. Neyse. Aa, aslında teorik olarak süper çalışan bir sistem oldum. ama neyse anladınız arkadaşlar. Aa, bu aradaki şey hareket eden item ismi ama aa, bildiğiniz gibi snapshotta bir sorun çıktı ve bütün dünyaları sildi eğer eski snapshottan denediyseniz ve bu dünyayı da silmişti. Ama benim tabi yedeğim vardı bu yedeğim vardı ama o yedekte daha ben bu sistemi bitirmemiştim ve o yüzden bu sistemi yarım hali ama zaten skematiğini aldığım için ve videonun altında paylaştığım için skematiği duruyor yani bu sistemi de kurtardım hiçbir şey kaybolmadı ama hiçbir şey kaybolmadı dersem yalan söylemiş olurum çünkü rehber dünyam neredeyse yok edildi tamamı o yüzden çok üzgünüm arkadaşlar yani rehber dünyası gitti o yüzden paylaşmamı istemeyin o dünyayı daha fazla çünkü Çoğu şey gitti içindeki onları yeniden yapamam hatırlamıyorum çoğunu baştan da başlamak istemiyorum O yüzden rehber 2 diye bir dünya açabiliriz Ne yazık ki çok çok üzücü çünkü rehber dünyamı çok seviyordum Hani bundan daha çok seviyordum rehber dünyamı öyle diyeyim Ama gittim neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Ve şimdilik bu kadar Diyelim ben bu atı şuradan şuraya hareket ettirmek istiyorum Yani şu atı şuraya gelsin istiyorum O zaman yapmam gereken tek şey O atın bulunduğu kareyi seçmek ve sonra o atın gideceği kareyi seçmek. Gördüğünüz gibi at oradan oraya gitti.